Ümmetten selamun aleyküm. Elmas'ın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, günaydınlar. Günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah iyiliksiniz. Bizi soracak olursanız, biz bugün Konya yolcusuyuz. Evet. Serkan'la anlaştık arkadaşlar. Şu an saat 7.30'a geliyor. Şöyle Demirci kasabamızda bir göstereyim sizlere. Hava sisli bugün. Ayhan gelmek istemedi. Aslında Ayhan'ı da gezdirmek istiyordum. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor dedi. Yalan yalan. Oyun için gelmedi arkadaşlar Ayhan. Ben 1,5 saate dayanamam dedi. Ya öne ben oturursam giderim dedi. Ta akşam bizimle pazarlık yapıyordu Ayhan. Arkadaşlar şu an Aksaray'ımıza geldik. Hasan kardeşimin müziği eşliğinde. Gidiyoruz bakalım. İbrahim Efe hala uyku çekiyor. Evet. Şöyle babası montun üstünü örttü. Ben İbrahim yollara bakar gider diye hiç aklıma gelmedi uyuyacağım. Hatta ne falan dalmadıydı. Arabanın içi ısındı gerçi. Thank you.
Serkan, yolculuğun nasıl gidiyor? İyi. Uyku mu geldi? Hemen. Nereye gidiyorsun? Esneme başladı daha. Uyanamadık daha. Sol tarafta kalıyor ya burada. Söz konusu vatan ise gerisi teferruat diyor. Aynen öyle. Sen şurayı görseydin. Kepçeleri, montları. Tam onun aradığı mataklar buradaymış. Burası arkadaşlar, Aksaray terminali, otobüs terminali Aksaray Şehirler Arası diyor. Aksaray'ımızın meşhur malatyası da orada, görüyorsunuz. Yavrusunu da almış sırtına. Bu ne, yoluna düştük mü? Canlar, benim bir tane takipçim vardı, Elmas Aydın. Bir de geldik arkadaşlar. Buraya bir düğüne geldik de Serkan Sema abinin. Benim oğlum bu da ne? Aynen. Sultan Ahmet deyince aklıma geldi.
kaç tane işlemden geçiyor? İlk önce yıkama işleminden geçiyor. Ben Niğde'lere gittim de büyük havuz var kocaman. Evet. İçine iniyor hep oradan çıkıyor. Burada bir süsleyen serkanı yemişmiş o taban. Gelirken ısırır mı? Ehliyetlisin ya diyor bana. Evet. Ehliyetim var. Aynen. Sultanahmet, Konya. Burada hayvancılık çok herhalde. Yolda gelirken bayağı da gördüm. Mandıra, büyükbaş. Ekim aralığı da çok. Konya tarafına. Ekimler de çok maşallah. Burada saman satıyorlar herhalde. Dalya saman. Cipe çekildik. Kahve içeceğiz. İbrahim uyandın mı lan? Her şeylerimizi getirdik arkadaşlar. İbrahim de uyanmış. Hadi uyuyun. Daha çok. Bismillahirrahmanirrahim. Konya'da kalmadı. 100 km kaldı. 100 km kilometre. Yaklaşık bir saat sürer. Kaplarımızı büyük büyük getirdim. Onlar da buraya sığmıyordu. Ayağın altındaki poşetleri boşaltsan. Niye? Oraya boya mı önünü getirir? Şöyle şey getirdim arkadaşlar. Termos. Sabahleyin su kaynattım erkenden. Yoksa bitti mi su? Yok mu? Daha ne zaman içtik de. Niye böyle yapıyor bu? Bilmiyorum. Normalde şöyle bastım mı gelirdi. Allah. Şimdi üstüne ne dökülür? Açılır mı açılır doğrudur. Doğru duruyorum zaten. Doğru durmayı duruyorum yerim. Kaç tane şeker at? Tam Sultan Hanım'dan mola verdik. Evet. Bir mi attım kahveni? Açarsam atacağım. Dışarı çıkıp içeceğim ben. İç. Ah hadi in. İneceğim. Kahven hazır. Arkadaşlar Serkan dışarı çıktı. Kahvesini dışarıda içecekmiş. Ben de kendime bir kahve yapayım. Arkadaşlar kahvemi yaptım. Kahvemizi. İbrahim Efendi orlet yaptım. Böyle atıştırmalık bir şeyler aldıydım evde. Kahvaltı yapmadık. Ama hava buz kesiyor. Çarşından alalım. Yolda alalım.
güzel. Kahvemizi içelim. Tekrar yolculuğumuz devam etsin inşallah. Gerçekten kahve de güzel gitti. Sıcak sıcak, hava soğuk. Aklıma geldi, yolda içeriz dedim. İzmir'den gelirken de böyle aldıydım. Termosu iyi olduydu le Serkan. Gelene kadar kahve yaptık işte dedik Serkan'la. Ben yemiyorum öyle Cemil. Arkadaşlar biz şu an Sultanahmet'teyiz. Şehir merkezi o tarafa düşüyormuş. Yolculuğumuz devam ediyor. Kahvelerimizi içtik. İyi oldu değil mi kahve? Afiyet olsun. Bulutlar da şeker gibi. Pek güzel manzara. Hava da çok güzel. Buradan güzel gözüküyor. Dışarı çıkınca soğuk arkadaşlar. Ya sabah soğuk olur. Aşağıya. Bu çekimim sizler için. İnşallah izleyip de tanıdık çıkanlar olur buradan. Hani evlerini, köylerini. Hasret kalıp da göremeyenler vardır belki gurbette. Sizler için çekiyorum canlarım. Ben de sizler sayesinde görmüş oldum. İzmir'e giderken şurada mola verdiydik Serkan. Aynen. İyi hatırlıyorum arabayla giderken. Burada çay içirdiydim bana. Hatta bir şeyler yedin. O zaman da yine ekmekten mi bir yerden geldim. Pek yorgundum. Canmış bir şey istemediydim. Ne diyorsun? Biz bunun adıma çay içtik. Biz de Afyon'da içtik. Afyon muydu? Ne diyorsun? Burası değil miydi? Sultanahmet ya. Afyon'a hiç durmadık ki Afyon'da. Durduk Afyon'un girişinde. Yok ya Refik, sen beni burada durdun. Hatta naydı diye o durduğumuz biraz geçince sağa ayrılıyor. Neyse yani oradan gidiyor. Afyon'da içtik. Fotoğrafımız bile var. Resmimiz işte var diye. Ben bunu sanıyordum. Yok. Sen iyi uyuyordun şimdi ben o zaman. Aynen. Gözlerin açık mı uyuyordun? Ne arıyordun? Burası Afyon'u. Eskil, Konya. Konya 98, Eskil 24 kilometre sonra. Arkadaşlar, şu an Konya'mıza geldik. Serkan öyle söylüyor, ben bilmiyorum. Gelmedik mi? Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Daha burası Konya'nın sarayı tarafı. Konya'nın sarayı tarafı. Ben bilmediğim için dalga mı geçiyorum benimle? Ben çok oynuyorum sanki. Bak Konya yazıyor ön tarafta değil mi? Konya'ya gelmiş. İyi ona kavga ta Ankara'da girdi Konya yazıyor. İyi sınırı yazıyor bak. Konya'nın nüfusunu gördün mü geldi değil mi? Evet. 134.600'ümüş. Sıs sınırı da var. Arkadaşlar şu an biz Elmas bacımın evine doğru gidiyoruz. Adaşımın evine. Navigasyonla gidiyor. Havada buz gibi. Konya'ya girerekten iyice soğudu hava. Güneş de yitirdik. Aksaray'da koyduk güneşimizi. Bugün soğuk var. İzleyicilerimiz de canlı yayında söyledi ya, bugün hava soğuk, iyi gezmeler diye.
Her köyün ardında bir dağ var arkadaşlar. Her dağın ardında da bir şehir var, bir köy var. Yaşayanlar var. Gerçekten Türkiye'miz gezmeye değer. Çok güzel yerleri var. 600 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Rampaya doğru sağa dönün. Konya'nın otogarı da bu taraftaymış Serkan, bak. Nereye çekeceğim de şaşırdım. Her yer çok güzel arkadaşlar. İpuç uçağı görüyor musun İpuç? Daha karşıya bak. Allah! Kocaman İpuç. Bu ne lan? Orası havalimanıymış demek ki. Gördün İbrahim? Ben kuzum benim. İbrahim de burada arkadaşlar. Merak edenler var. Aksaray yolu kapısı da aşağıya geçiyor. Hmm. Aksaray 68. Hasan'dan gidiyor gibi oldu aynı. Yani. Hasan da sözü söyleyince. Yolculuğumuzda o da var bir gol daire.
metre sonra çatalın solundan devam edin. İbrahim şu an 6 yaşında Konya'yı gördü. Uçağı da gördüm. Uçağı da gördüm diyor arkadaşlar. Elmas'ın en sevdiği yere geldik. Ne yapacağım? Gelip de buraya alacağım. Aldım ben gayrı. Allah olmayanlara versin. Şurada kadar hemen kamerayı çevirdin ya. Canım belki buraları görmek isteyenler vardır benim gibi. Az kaldı anneciğim. İbrahim Efe orası nasıl güzelmiş. Bak hele be. Bak 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 bak. Çok güzelmiş. Ana. Hafif sağa yönelin. Ama bu akşamlar iyi fırsat. 300 metre sonra çatalın solundan devam edin. Çatal. Kaçtık değil mi ana İbrahim? Hep çatal diyor. Arkadaşlar bu videomuz yolculuk videosu olsun. Aksaray'dan Konya'mıza kadar geldik. Güzel gördüğüm yerleri sizlere çekim yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Çünkü uzun olduğu zaman hem atmada sıkıntı oluyor hem de takipçilerimiz sıkılmadan izlesinler inşallah. Kanalıma destek olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Yeni yeni videoların devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Anaoğlu'da uğramayı unutmayın. Anaoğlu kanalımızda da herkesi bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.